Arkadaşlar, noun clauses ifadesi isim cümlecikleri anlamına gelir ve biz isim cümleciklerini 4 ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi question words dediğimiz soru kelimeleri, ikincisi that ya da the fact that ile başlayan cümleler, üçüncü olarak if, whether olan cümleler ve son olarak da içinde ever barındıran cümleleri göreceğiz. Noun clause yapısı cümlede ismin yerini alan yapıdır arkadaşlar. Yani isim gibi iş görür. Kimi zaman öznenin, kimi zaman nesnenin yerini alır. Biz şimdi soru cümleleri üzerinde bu yapıyı inceleyelim. Şu an ekranda gördüğünüz bütün cümlelerin ilk bölümlerinde isim, ikinci cümlelerinde ise noun clause kullanımı var arkadaşlar. I was quite shocked by his behavior. His behavior kısmı ismin olduğu kısım arkadaşlar. Onun davranışından oldukça şoka uğramıştım. Edilgen bir cümle burası. Şimdi his behavior kısmının yerini başka bir ifade alacak. Soru kelimesi artı bir kısa cümle. What he did. What dedikten sonraki kısma çok dikkat arkadaşlar. Çünkü aynı mantığı bütün cümlelerde göreceğiz. What dedikten sonra normal bir cümle dizilişi geliyor. He did. Yani soru cümlesi dizilişi değil, normal bir cümle dizilişi geldi. Olumlu, olumsuz fark etmez ama soru cümlesi dizilişi değil. Evet, I was quite shocked by what he did. Yaptığı şey tarafından oldukça şoka uğradım diye bir cümle kurduk. İkinci cümlemizde ismin olduğu kısmı inceleyelim. Our home. Burası ismin olduğu yer. Cümle içinde kullanalım. The school isn't far from our home. Okul evimizden uzakta değil. Alt tarafa indik. The school isn't far from where we live. Okul yaşadığımız yerden uzakta değil. Burada from'dan sonraki kısım noun clause'du. Peki soru kelimesinden sonra yine normal bir cümle mi dizdik? We dedik evet, live dedik evet. Geniş zamanda normal bir cümle kurduk. Kısa bir cümleydi. O yüzden cümlecik diyoruz zaten. Soru dizilişi kesinlikle değil, değil mi arkadaşlar? Çünkü soru olsaydı burası where do we live diye sorardık. Alt tarafa bakalım. The label doesn't say the name of the painter. Etiket ya da belge ressamın adını söylemiyor. Cümlemiz bu. Ressamın adı kısmını atıyoruz. Onun yerine who painted it diyoruz. Ne demek oldu? Kimin onu boyadığını ifadesine dönüştü. Etiket ya da belge onu kimin boyadığını, çizdiğini söylemiyor. I remember his face. His face kısmı ismi, ismin olduğu yer. I remember how he smiled. Nasıl gülümsediğini hatırlıyorum. How dedikten sonra he smiled bir cümledir, kısa bir cümledir ve doğru bir cümle dizilişi yer almakta. İkinci cümlemiz noun clause olan ifadeydi. Özne pozisyonunda noun clause yapısını inceleyelim arkadaşlar. Why he did that. Burası öznenin pozisyonu arkadaşlar. Öznenin konumu burası. Wasn't evident. Bunu neden yaptığı wasn't evident. Belli değildi. Bakın why dedikten sonra da az önceki örnekler gibi düzenli bir cümle sıralanışı yer almakta. Aşağıya geçelim. What I ate made me ill. Yediğim şey ya da yediğim şeyler beni hasta etti. Made fiiline kadarki kısım cümlenin öznesiydi arkadaşlar. Diğer örneğimiz where he hid the money, parayı sakladığı yer, burası da yeni cümlenin öznesi arkadaşlar. Is impossible to find. Parayı nereye sakladığını bulmak imkansız. Whom John is fighting next is a dangerous opponent. John'ın bundan sonra dövüşeceği kişi tehlikeli bir rakip. Kim diye sorduğumuz zaman bakın özne kısmı hemen çıkıyor. Can'ın bundan sonra dövüşeceği kişi. Noun clause yapısının nesne olarak kullanımını inceleyelim arkadaşlar. Can you explain why he did that? Yine soru kelimeleriyle gidiyoruz. Bunu neden yaptığını dediğimiz kısım bu cümlenin nesnesidir. Can you explain? Açıklayabilir misiniz? Bunu neden yaptığını açıklayabilir misiniz? I don't know. Bilmiyorum. Şimdi nesne geliyor.
What your hobbies are. Hobilerinin neler olduğunu. I don't know. Bilmiyorum. Peki bu cümlede de düzenli bir cümle sıralanışı var mı? Hemen inceleyelim. Your hobbies bu cümlenin öznesidir. Are diyerek de devam ettik. Eğer bir cümle olsaydı bu tek başına başlayan yeni bir cümle olsaydı dizilişimiz bu şekilde olurdu. Your hobbies are der ve cümlenin geri kalanını yazardık. Dolayısıyla bu diziliş doğru bir diziliştir. You must choose. Seçmelisin. Which flavor of ice cream you want? Burası da cümlenin nesne kısmı. Dondurmanın hangi aromasını istediğini. You must choose. Seçmelisin. Ya da seçmelisiniz. I don't know who those women are. O kadınların kim olduğunu dediğimiz kısım bu cümlenin nesnesiydi. Who dedikten sonra bakın özne ve fiil geldi. I don't know who those women are. O kadınların kim olduğunu bilmiyorum. Diğer örneğimiz I remember whom you choose. Whom you choose kimi seçtiğini demektir. Nesnenin pozisyonunu aldı burası. I remember diyerek de hatırlıyorum dedik. Toparlayalım. Kimi seçtiğini hatırlıyorum. I remember where I put my keys. Where I put my keys kısmı anahtarlarımı nereye koyduğumu anlamına geliyor ve bir nesne pozisyonudur burası. Anahtarları nereye koyduğumu hatırlıyorum diyerek de bu cümlenin tam tercümesini yapalım. Özne tamamlayıcı olarak noun clause yapısını inceliyoruz. The mystery is how he could afford the car. Sır olan şey ya da gizemli olan şey arabanın masrafını nasıl karşılayabildiğidir. Bakın the mystery bu cümlenin öznesi değil mi? Evet. Şimdi özneyi biraz daha açıyoruz. Özneyi biraz daha tamamlıyoruz. Ne dedikten sonra is'den sonraki bölümde özneyi tamamladık. Biraz daha detaylandırdık. Diğerlerinde de aynı durum olacak. Michael's excuse. Michael'ın mazereti. Gelsin detayları. Neymiş bakalım Michael'ın mazereti? Was that şuydu diyor. He had forgotten to set his alarm. Michael'ın mazereti alarmını kurmayı unutmuş olmasıydı. Your true friends are. Şimdi de doğru arkadaşlarımız kim? Bunu tamamlayan kısmı göreceğiz, destekleyen kısmı. Who help you achieve your goals? Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan kişilerdir. Kim? Doğru arkadaşlarımız. My favorite people are dedikten sonra geliyor özne tamamlama kısmı. Whom I am with right now. Şu anda birlikte olduğum kişiler en sevdiğim insanlar. Ya da en sevdiğim insanlar şu an birlikte olduğum kişiler. My favorite movie is en sevdiğim film izledikten sonra geliyor filmin detayları. What I'm watching right now. Şu anda izlediğim film. Ya da şu anda izlediğim şey en sevdiğim film. The love of my life. Hayatımın aşkı is who I'm looking at. Şu anda baktığım kişidir. Demiş. Evet cümlenin öznesini tamamladı. Biraz daha detaylandırdı. Happiness is what's inside the bag. Mutluluk çantanın içindekilerdir dedik. Acaba çantada ne var merak ettik biz de. Your problem is that. Probleminiz şu ki. Problem detaylandırılsın bakalım. You don't listen to anyone. Senin problemin kimseyi dinlemiyor olman. Nesne tamamlayıcı olarak kullanılan noun clause yapısındayız şimdi de. My friends can call me. Arkadaşlarım beni adlandırabilirler, çağırabilirler. Nasıl? Onun cevabı geliyor. Whatever they want. Her nasıl istiyorlarsa yani beni istedikleri gibi çağırabilirler, bana istedikleri gibi seslenebilirler anlamındaki bir cümleydi. Whatever they want burada cümlenin nesnesini tamamlayan kısımdı. They elected me. Beni seçtiler diyor. Şimdi nesneyi tamamlıyoruz. Ne olarak seçmişler onu bir görelim bakalım. What I didn't want to be. Olmak istemediğim şey için onlar beni seçtiler. His parents named me. Onun ebeveynleri beni
isimlendirdi, bana şu ismi verdi diyoruz. What I hate to be called. Onun ailesi bana çağrılmaktan nefret ettiğim bir isim verdi. Call it, seslen istediğin gibi diyeceğiz şimdi. Call it what you want. Nasıl istiyorsan öyle seslen. What you want kısmı nesneyi tamamlayan kısımdı. I built the hotel. Oteli inşa ettim. Evet, otel bu cümlenin nesnesi ama biraz daha açalım şimdi o nesneyi. That you bought. Satın aldığınız oteli ben yaptım, ben inşa ettim. That ve the fact that içeren cümlelerle noun clause yapmayı da görelim arkadaşlar. Bakın cümlenin başında, ilk örneğimizin başında that kelimesini görüyoruz. That dedikten sonra cümle giriyorsa must'ı mesi şeklinde tercüme ederiz. That we won the match surprised everyone. Surprise dediğimiz kısma kadarki kısım bu cümlenin öznesiydi. Maçı kazanmış olmamız surprised everyone, herkesi şaşırttı. Bir örnek daha görelim. That the other team played badly. Diğer takımın kötü oynaması, karşı takımın kötü oynaması really helped us. Gerçekten bize yardımcı oldu. Şimdiki örneğimizde that ikinci kısımda yer alacak. People used to believe. İnsanlar inanırdı. Eskiden inanırdı. That dedikten sonra ikinci cümlemiz geliyor. That the earth was flat. Dünyanın düz olduğuna eskiden insanlar inanırdı. That dedikten sonra dünyanın düz olduğuna kısmını getirdik. The fact that olan bölümler de arkadaşlar aslında that ile başlayanlarla aşağı yukarı aynı anlamda. Ması mesi ya da gerçeği diye tercüme edebilirsiniz. The fact that dedikten sonra cümle getiriyoruz. Traffic is getting worse every year. Trafiğin her yıl daha da kötüleşmesi gerçeği is undeniable. İnkar edilemez. The fact that. Bakalım burada hangi durum, hangi gerçekten bahsedeceğiz? The city has no funds for the project. Tamam. Proje için şehrin herhangi bir fonunun ya da hiç fonunun olmaması gerçeği, durumu is unfortunate. Talihsizliktir diyor. Is'e kadarki kısım bu cümlenin yine öznesiydi arkadaşlar. Ne diye sorduğumuz zaman çıkıyor zaten. The fact that hep başta mı olmak zorunda? Hayır. İkinci tarafta da kullanabiliyoruz. Görelim. She also ignored. Ayrıca görmezden geldi. Neyi? Hangi durumu? The fact that he had children. Ayrıca çocukları olduğu gerçeğini de görmezden geldi dedik. Son cümlemiz we discussed, tartıştık. Hangi durumu tartışmışız görelim. The fact that dedikten sonra o durumda geliyor. He had been absent a lot. Çok fazla ortalıkta olmadığı durumunu, gerçeğini tartıştık. Evet, bir şeyin olup olmadığı, yapılıp yapılmadığı mesajını vermek istiyorsak if veya whether kullanmamız gerekir. Örneklerimiz hazır, hemen bakalım. I wonder dedikten sonra if geldi. Jane will also speak at the event. Etkinlikte Jane'in de ayrıca konuşup konuşmayacağını merak ediyorum. He asked, sordu, if they were planning a trip to Slovakia. Slovakya'ya bir gezi planlayıp planlamadıklarını sordu. I don't know whether, şimdi de weather görelim. I don't know whether they will come to the party. Partiye gelip gelmeyeceklerini bilmiyorum. Do you know if ya da whether, bunlar birbirinin yerini de alabilir. Do you know if the restaurant is open yet? Restoranın açık olup olmadığını biliyor musunuz? Burada if veya whether kullanımı anlam farklılığı oluşturmaz arkadaşlar. Son bir cümle daha görelim. Let me know. Bana bildirin diyoruz. Bana haber verin. If the financial report is ready. Mali raporun hazır olup olmadığını bana bildirin. Beni bu durumdan haberdar edin. İçinde ever geçen yapıları noun clause'da inceliyoruz arkadaşlar. Mike is not interested in whatever Ali says. Whatever burada her ne anlamında. Ali ne derse desin, her ne derse desin
Mike buna ilgi duymuyor. Mike bununla ilgilenmiyor. She helps. Yardımcı olur. Yardım eder. Whomever she can. Her kime yardım edebiliyorsa yardım eder. You can bring whatever you need. Her neye ihtiyacın varsa getirebilirsin. Ya da neye ihtiyacın varsa getirebilirsin. İkisi de doğrudur arkadaşlar tercüme olarak. The cat visits us whenever it likes. Kedi canı ne zaman isterse bizi ziyaret eder. Whatever you are eating, her ne yiyorsan looks appealing. Appealing çekici. Şu an her ne yiyorsanız looks appealing. Çekici görünüyor. Cezbedici görünüyor. Whoever made this building, bu binayı her kim yaptıysa is a genius. Bir dahidir.